Haklı İzden herkese merhaba. Bugün bizim için önemli bir gün. Uluslararası Af Örgütü için önemli bir gün. Çünkü eski yönetim kurulu başkanımız ve şimdiki onursal başkanımız Taner Kılıç tam bir yıldır hapiste. Biz de bugün çeşitli kampanyalar yürüterek onun birinci yılı nedeniyle yas tutuyoruz. İlk başta size kampanyalarımız dahilinde hazırladığımız bir video izleteceğiz. Daha sonra konuşacağız. Bir yıl oldu. Hak savuncusu, onursal başkanımız, arkadaşımız Taner, uydurma suçlamalarla haksız yere özgürlüğünden mahrum bırakılalı bugün tam bir yıl oldu. Biz unutmadık, unutmuyoruz. Kalbimiz Taner'le ve onun gibi haksız yere özgürlüğünden mahrum edilmiş hak savuncularıyla. Taner özgür kalana dek dayanışmayla. Evet, videoda da gördüğünüz gibi biz yine Taner'e özgürlük talebimizi yineledik. Hakkındaki suçlamaların düşürülmesini ve haksız yere bir senedir hapiste tutulan Taner'in serbest bırakılmasını talep ettik. Bugün konuğum Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kampanyacımız Pınar Eriç. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk Eriç'im. Aslında bu kampanyayı ve Taner'in birinci yılı için hazırladığımız bu videoyu beraber hazırladık. Biraz detay verebilir misin? Nasıl bir kampanya yürütüyoruz? Tabii. Taner'in tutuklanmasının bu birinci yılını artık dünyanın dört bir tarafında zaten Af Örgütü destekçileri, aktivistleri bugün bir sürü yerde eylemler düzenliyorlar. Gerek sosyal medyada gerek dışarıda ciddi bir hareketlilik var. Bu daha önce 300. günde de böyle olmuştu ve gerçekten dünyanın dört tarafından çeşitli eylem fotoğrafları ve dayanışma mesajları almıştık. Birinci yılın hani önemi aslında bizim için dayanışmayı tekrar birazcık daha büyütmek ve tekrar sesimizi birazcık daha yükseltmek için ve aynı zamanda bir yılın üstüne hala hani unutmadık ve bu adaletsizliğin artık bir son bulmasını talep etmek için bir fırsat olabileceğini düşündük. Bu video öngördüğümüz etkinliklerden bir tanesiydi. Aynen, bu videoyu aslında biz biraz yerel olarak hazırladık, Türkiye ofisi olarak hazırladık. Bir de uluslararası videomuz var. O videoyu da aslında şimdi izleyebiliriz. Bir de onu izleyelim, öyle konuşalım. Evet, kampanyamızdan bahsediyorduk. Bu uluslararası çapta da yürüttüğümüz bir kampanya. Evet. İstersen sen ona verilen biraz destekten bahsedersen. Evet, bizim halihazırda zaten açık olan, devam eden bir imza kampanyamız da var. Ve Taner'in tutuklanmasından bu zamana 1 milyondan fazla insan mobilize oldu küresel ölçekte baktığınız zaman. Yani çok... 1 milyondan fazla insandan imza aldık. Evet. Kampanya destek verenlerin içinde Ben Stiller gibi, Sting gibi ünlüler de var. Gerçekten de hani bugün de 300. günde de dünyanın dört bir tarafından gelen destek mesajları, dayanışma mesajları ve Taner için adalet ve özgürlük mesajları
Şaşırtıcı bir hareketlilik yani gerçekten. Evet, evet. Ve sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor. Evet. Aslında biraz önce söylediğin şeye dönmek istiyorum. Ben Taner'i unutmadık mesajını, Taner'i unutmadık, unutmayacağız mesajını vermeye çalıştık. Kendi çektiğimiz videoyla ve aslında bunun bir geçmişi var. Bizim de kurucumuz olan, Uluslararası Af Örgütü'nün de kurucusu olan Peter Benenson, bundan yaklaşık 60 yıl önce Observer gazetesinde, İngiltere'deki Observer gazetesinde Unutulmuş Mahkumlar diye bir yazı kaleme almıştı. Gerçekten çok önemli bir yazı aslında Af Örgütü aynen için, öyle. Düşünce mahkumları için. Aynen öyle. Zaten düşünce mahkumları terimini de ilk kullanan Benenson'dı, avukat Benenson'dı. Ve hani bir insanın, özellikle düşünce mahkumu bir insanın hapisteki en büyük korkusunun unutulmak olduğunu dile getirmişti. Ve bu konuda kaleme aldığı yazıda aslında çok basit bir fikirden yola çıkmıştı. Yeterince sayıda insan adaletsizliği kişisel alırsa ve insanlara karşı adil olmayan ve zalimane bir tavır sergileyen hükümetlere yönelik yazarsa, bunu dile getirirse olumlu değişimler yaratılabilir. Aslında bu fikri savunuyordu ve ardından da Uluslararası Af Örgütü'nü kurdu zaten. Aynen öyle. Bugün yine onunla ilgili bizim Avrupa Kampanyalar Direktörümüz Fotis Filopi bir yazı kaleme aldı Unutulmuş Mahkumlar diye ve Taner'i unutmadığımızı, tıpkı videodaki gibi onu unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve bu talebimizin de susturulamayacağını dile getirdi aslında. Ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Taner aslında ilk değil, son kişi de değil. Uluslararası Af Örgütü uzun yıllardır düşünce mahkumları ve sadece insan hakları savunuculuğu yaptığı için içeri giren insan hakları savunucuları, hak savunucuları için, sadece işleri nedeniyle hapse giren kişiler için kampanyalar yürütüyor. Ben burada eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar için yürütülen kampanyayı hatırlatmak istiyorum. Evet. Kendisi bize çok teşekkür etmişti düşünce mahkumu olarak seçildiğinde o yıl, hapse girdiği yıl. 1964 yanılmıyorsa. Fotis'in yazısında aynı zamanda Mümtaz Soysal'a da bir atıf var. Onun çok güzel bir aslında bu dayanışmanın önemine vurgu yapan bir küçük şiiri vardı. Evet, evet. Yani 1971'de Mümtaz Soysal'da, Profesör Doktor Mümtaz Soysal'da düşünce mahkumu ilan edilmişti Af Örgütü tarafından. Ve dünyanın dört bir yanından kendisine mektuplar göndermişti. Hı. Tıpkı bugün Taner'e gönderildiği aynen gibi, değil mi? Ve Mümtaz Soysal da şöyle bir şiirle cevap vermişti. Şiiri ben okuyayım. Birazdan gece çökecek, koğuş kapılarını kapatacaklar. Yalnız hissetmiyorum, tüm insanlıkla beraberim, insanlık da benimle. Evet. Yani aslında ne kadar unutulma korkusunu ve dayanışmanın cezaevinde olan bir kişi için ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koyan bir gerçekten de öyle. Hem yani hani bu tutukluluk sürecinden bu yana Taner'e ofise hala gelmeye devam ediyor. Hala kendisine de cezaevine gidiyordur diye düşünüyorum. Bu gerçekten Uluslararası Af Örgütü'nün örgütlediği bir dayanışma. Evet. Bazen biz de imza çağrılarında bulunuyoruz bildiğiniz üzere hem Taner için hem de başka düşünce mahkumları için veya evet, başka profiller için. Bir imza gerçekten bazen veya bir mektup o dayanışma için gerçekten çok çok önemli olabiliyor. Evet, çok şey değiştirebiliyor. Evet. Bu destek çok önemli. Tekrar hatırlatmış olalım. Bu arada tabii biraz da Taner'in neden içeride olduğuyla ilgili konuşmak istiyorum. Taner aslında telefonuna Bylock uygulamasını indirdiği yönünde bir iddiayla içeride. Fakat Taner'in telefonunda yapılan iki bağımsız incelemeye göre, adli uzmanın yaptığı incelemeye göre Taner'in telefonunda Bylock'a dair hiçbir iz yok. Hiçbir zaman Bylock indirilmemiş ve izine rastlanmamış. Zaten bu raporlardan bir tanesi İngiltere'de yapılmıştı, uluslararası bir kurum tarafından. Bir tanesi de Türkiye'de de hani Morbey'in vakasını ortaya çıkaran Koray Peksayar tarafından yapıldı. Koray Peksayar da Morbey'in mevzusunda aslında hiçbir zaman Bylock indirilmediğini, bazı insanların telefonuna indirilmediğini, öyle gözüktüğünü ortaya çıkarmıştı. Yine Taner'in telefonunda yaptığı incelemede de Bylock izine rastlanmadığını
ortaya çıkardı. Ve Taner'in hani suçsuz olduğuna dair kanıtlar aslında çok güçlü. Somut bir kanıt yok içeride tutulması için. Gerçekten de yani bir senedir hani bu iddiaların ispatlanması bekleniyor ve suçsuz olduğuna dair kanıtlar çok güçlü. Tutulması aslında Türkiye'deki belki de hukuk sisteminin nereye geldiğine dair de bir takım ipuçları verebilir. Özellikle 31 Ocak'taki mahkeme ve sonrasında gelişen olaylar hem Türkiye'deki kamuoyunda hem de uluslararası kamuoyunda bu yargı süreciyle ilgili bir takım... Evet. Yani 31 Ocak'taki duruşma çok komplike bir şekilde sonuçlanmıştı. Daha doğrusu duruşma tahliye kararıyla sonuçlanmıştı. Ama ben devamını burada okumak istiyorum çünkü gerçekten evet. Komplike bir süreçti. Şartlı tahliye kararından sonra savcı mahkemenin kararına itiraz etti. 36. Ağır Ceza Mahkemesi savcının itirazını kabul etti. Ve Taner serbest bırakılmak yerine Haziran ayından beri tutulduğu Şakran cezaevinden alınarak jandarmaya sevk edildi. Aynı gün öğleden sonra 35. Ağır Ceza Mahkemesi diğer mahkemenin Taner'in gözaltında tutulmaya devam edilmesi kararını kabul etti ve böylelikle daha önce verdiği tahliye kararını bozmuş oldu. Hı. Yani bir mahkeme tahliye kararına hükmediyor, tahliyesi için uygun görüyor fakat daha sonra üst mahkeme bunu reddediyor ve sabah tahliye kararı veren mahkeme akşam tahliyenin reddi kararını kabul ediyor. Evet. Böyle bir durumda kalmıştı. Ailesi, af örgütünden, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlar İzmir'de Şakran Cezaevi'nin kapısında kalmışlardı evet, maalesef. Önce tahliyesi duyurulduktan sonrasında tekrar böyle bir durumla karşılaşmak hem ailesi için hem de af örgütü aktivistleri, çalışanları ve dünyanın dört tarafındaki insan hakları savunucuları için gerçekten yıkıcı olmuştu. Evet, evet. Çok sarsıcı bir karar olmuştu. Biz de çok sarsılmıştık. Çünkü ilk başta çok sevinmiştik hani tahliye edildiği için ve bu sevincimiz bir nevi kursağımızda kalmıştı. Aslında Taner hep yani Taner'in bugün hapiste, haksız yere hapiste tutulmasının birinci yılı. Ama Taner tek değil. Evet. Taner Türkiye'deki korku ikliminde insan hakları için mücadele veren birçok insandan biri. Biz de bunu aslında fırtınaya göğüs germek, evet. Türkiye'deki korku ikliminde insan haklarını savunmak raporunda, Nisan ayı sonunda çıkan raporumuzda belirtmiştik. Evet. Daralan o sivil alana dair çok çok ciddi ipuçları Taner gibi başka hak savunucularının başlarına gelenler ve aslında yine aynı şekilde yargı sistemindeki bir takım bozukluklar. Evet, bunlara da işaret eden bir rapor evet. 26 Nisan'da yayınladığımız fırtınaya göğüs germek. Aynen öyle. Yani bozulmuş bir yargı sistemi tespiti yapıyordu. Sadece insan hakları savunuculuğu nedeniyle insanların tehdit edildiğini, gözdağı verildiğini veya yargılamaya tabi tutulduğunu ortaya koyuyordu. Bu nedenle bizim Taner'in tamamen insan hakları çalışmaları nedeniyle içeride olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok. Ve bir an önce artık serbest bırakılıp işinin başına dönmesini talep ediyoruz. Pınar'cığım sana çok teşekkür ederim. Ben de sana. Biz tekrar dile getirmek gerekirse af örgütü olarak tüm hak savunucularının serbest bırakılmalarını, onların hakkındaki suçlamaların düşürülmesini ve onların da bir an önce kendi işlerine, görevlerine dönebilmelerini talep ediyoruz. Bu konudaki mücadelemize devam edeceğiz. Ve Taner cezaevinden çıkıp ailesine, arkadaşlarına, çok severek yaptığı mülteci hakları işine geri dönene kadar, insan hakları savunuculuğuna geri dönene kadar gün saymaya devam edeceğiz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Taleplerimizi her zaman daha yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Thank you.
yıl oldu. Hak savuncusu, onursal başkanımız, arkadaşımız Taner, uydurma suçlamalarla haksız yere özgürlüğünden mahrum bırakılalı bugün tam bir yıl oldu. Biz unutmadık, unutmuyoruz. Kalbimiz Taner'le ve onun gibi haksız yere özgürlüğünden mahrum edilmiş hak savuncularıyla. Taner özgür kalana dek dayanışmayla. Taner özgürlüğü!